Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda sıfırdan YouTube kanalı nasıl açılır, YouTube kanalı açarken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar nelerdir, bunları anlatacağım. Sıfırdan her şeyi detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Sizlere anlattığım tüm bilgiler YouTube'un hazırladığı bilgilerden oluşuyor. İncelemek isterseniz kullandığım kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ana sayfanızda bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda algoritmanızı geliştirebilirsiniz. Vaktiniz olursa bu videodan sonra YouTube izlenme artırma videolarıma da göz atmanızı öneriyorum. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Mail hesabınızın olmadığını varsayarak her şeyi sıfırdan anlatacağım. YouTube ana sayfanıza geldikten sonra sağ üstteki oturum aç butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra başka bir hesap kullan dedikten sonra hesap oluşturun diyorsunuz. Hesap oluşturabileceğiniz ekrana yönlendiriliyorsunuz. Bu ekranda mail hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini belirleyeceksiniz. İsim soy ismi yazdıktan sonra kanalınıza ait veya kendi isim soy isminize ait bir kullanıcı adı yazıyorsunuz. Daha sonra da önemli bir noktaya geliyoruz. Bu şifre kısmı kanalınızın çalınmasını önlemek için yapabileceğiniz ilk şey. Şifrenizi olabildiğince karışık, özel karakterler barındıran sayılar, büyük küçük harf kullanarak karmaşık bir şifre belirleyebilirsiniz. Bu şifreyi aklınızda tutmanıza gerek yok. Notlarınıza kaydederek ihtiyacınız olduğu zaman notlarınızdan kullanabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken ilk şey şifreydi. Şifremizi de oluşturduktan sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Buraya telefon numaramızı yazdıktan sonra kurtarma e-posta adresi kısmı var. İsteğe bağlı diyor fakat ben buraya kurtarma e-postası yazmanızı öneriyorum. Örneğin şifrenizi unuttunuz. Buraya yazdığınız mail adresine gelen bağlantı ile şifrenizi yenileyebileceksiniz. Güvenli olduğunu düşündüğünüz bir mail adresini buraya yazabilirsiniz. Yoksa burayı atlayabilirsiniz. Daha sonra doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi yazdıktan sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Daha sonra gizlilik ve şartlar kısmı var. Kabul ediyorum butonuna bastığınız zaman gizlilik ve şartları kabul etmiş olacaksınız. O yüzden burayı öncesinde okumanızı öneririm. Kabul ediyorum diyorum. Artık bizim bir YouTube hesabımız oldu ama bir kanalımız olmadı. Kanal oluşturmak için kanal oluştur yazısına tıklıyoruz. Burası sizin kanal isminizin gözükeceği yer. O yüzden buraya içeriğinizle alakalı veya kendi isim soy isminizi yazarak bir kanal ismi belirliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey popüler kanallar ile aynı ismi kullanmamanız. Bu sizi aramalarda aşağı çekebilir. Bu yüzden özgün, yaratıcı bir isim bulmanızı öneriyorum. Herkese açık kullanıcı adı da aynı şekilde. Buraya da konseptinize göre bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Benim ismimi de örnek olarak burada görüyorsunuz zaten. Daha sonra kanal oluştur butonuna bastığımız zaman artık bir YouTube kanalımız olmuş oluyor. Biraz bekledikten sonra YouTube kanalımız açılmış oldu. Şimdi bu kanal sizin içerik üreteceğiniz kanal. Eğer siz diyorsanız ki ben kendime özel bir YouTube hesabı daha açmak istiyorum. Burada gündelik olarak girip istediğim videoları izleyebileceğim bir kanal olsun istiyorsanız onu da şu şekilde yapıyoruz. Profilimizin üzerine tıkladıktan sonra ayarlar ekranına gidiyoruz. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi yeni kanal oluştur yazısı var. Yeni bir mail hesabı açmanıza gerek yok. Bu mail üzerine istediğiniz kadar hesap açabilirsiniz. Yeni kanal oluştur diyorum. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz. Sonuçta burada içerik üretmeyeceksiniz. İstediğiniz videoları izleyebileceğiniz bir kanal oluşturacaksınız. Örnek bir isim yazdım. Kutuyu işaretledikten sonra oluştur diyorum. Bekledikten sonra hesabımız oluşturuluyor gördüğünüz gibi. Hesap değiştir kısmında iki farklı hesabınızı görebilirsiniz. İstediğiniz hesaba buradan geçiş yapabilirsiniz. Şimdi ben kendi içerik ürettiğim kanalıma geçmek istiyorum. Bunun için profilimin üzerine tıklayıp kanalınız yazan yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bomboş bir kanalımız var. İlk yapmamız gereken şey bir profil resmi eklemek. Kanalınızın mutlaka profil resmi olmalı arkadaşlar. Profil resmi oluşturmak için mevcut resmimizin üzerine tıklıyoruz ve bizi YouTube stüdyoya yönlendiriyor. Burayı birazdan detaylı olarak anlatacağım. Şimdi buraya bir YouTube logomuzu eklememiz gerekiyor. Canva sitesinden yararlanabiliriz.
Arama kısmına geldikten sonra buraya YouTube logo, yemek kanalı logosu, sade logo şeklinde aramalar yaptıktan sonra hoşunuza giden herhangi bir tasarımın üzerine tıklayıp özelleştirmeler yapıp kanalınızda logo olarak kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz seçenekler mevcut. Seçtiğim resmi şu anda yükledim. Aynı şeyi kapak fotoğrafınız için de yapabilirsiniz. Canva'ya girip kapak fotoğrafı, banner, gaming banner şeklinde aramalar yaptığınız zaman size özel bannerları bulabilirsiniz. Tavsiye edilen banner boyutu ise en az 2048'e 1152 piksel çözünürlüğünde bir resim kullanmamız gerektiği yazıyor. Zaten Canva'dan indirdiğiniz tasarımlar bir logo boyutunda olduğu için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Profil resmimiz tamam, bannerımız tamam. Şimdi ise video filigranı var. Videolarımda dikkat ettiğiniz üzere hatta şu anda ekranın sağ altına bakarsanız bir abone ol filigranı var. O benim bütün videolarımda yer alıyor. Siz buraya istediğiniz ikonu ekleyebilirsiniz. Tarayıcınıza girdikten sonra abone ol butonu, abone ol PNG şeklinde arama yaptığınız zaman karşınıza ücretsiz kullanabileceğiniz abone ol butonları geliyor. Bunlardan birini indirdiğiniz zaman ve buraya yüklediğiniz zaman artık videolarınızda bu filigranı izleyicilerinize gösterebiliyorsunuz. İzleyicilerinizin abone olması için ekstra bir hatırlatma olmuş oluyor. Sizler de oraya tıklayarak hızlıca kanala abone olabilirsiniz tabii ki. Tüm videolarınızda göstermek zorunda değilsiniz. Görüntülenme süresi ayarı var burada gördüğünüz gibi. Buradan ayarlayabilirsiniz. Logomuz tamam, bannerımız tamam, video filigranımız tamam. Sağ üstteki kaydet butonuna tıklayarak ayarlarımızı kaydediyoruz ve kanalı görüntülüyoruz. Ekranı yeniledikten sonra gördüğünüz gibi artık daha ilgi çekici bir kanalımız olmuş oldu. Şimdi gidelim ve YouTube Studio'daki ayarlarımıza devam edelim. Buradan temel bilgiler kısmına geçiyorum. Buraya YouTube kanalınızı ve kendinizi tanıtan açıklayıcı bir yazı yazmanız gerekiyor. Size kısaca SEO kavramından bahsetmek istiyorum. SEO yani arama motoru optimizasyonu, kanalınızı aramalarda öne çıkarmak için yaptığınız ayarlardır. Örneğin ben yemek kanalına odaklı bir hakkında kısmı yazacağım. İlk önce yapmam gereken şey ücretsiz olarak kullanabileceğim anahtar kelime sitesinden yararlanmak olacak. Bu siteyi daha önceki videolarımda da gördünüz zaten. Buraya gidip hemen kanalımla ilgili birkaç anahtar kelime toplamaya çalışıyorum. Sizler de bu siteyi kullanabilirsiniz. Buradaki anahtar kelimeler YouTube'da en çok aratılan kelimeler ve bizi öne çıkarabilecek kelimeler. Buradaki anahtar kelimeleri sakın tek tek buraya yazayım demeyin. Spam'a düşebilirsiniz. O anahtar kelimeleri mantıklı cümleler içerisinde kullanarak dikkat çekici bir açıklama yazıyoruz buraya. Örneğin bu kanalda öğrenciler ve yemek yapmayı öğrenmek isteyenler için basit yemek tarifleri veriyorum. Kolay yemekler nasıl yapılır? Bu şekilde anahtar kelimeleri cümle içinde kullanarak hakkında kısmımı dolduruyorum. Tabii siz burayı bu şekilde bırakmayın. Daha iyi, daha mantıklı cümleler kullanmaya özen gösterin. Bu şekilde YouTube sizi doğru kitleye önerecektir. Daha sonra dil ekle kısmı var. Daha farklı kitlelere ulaşmak için buraya dil eklemenizi önereceğim. Videolarınıza altyazı eklemeyi önereceğim. Boş bırakmayın. İngilizceye çevirip kaydediyorum. Bunu istediğiniz dillerde yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar dil ekleyebilirsiniz. Ve bağlantılar kısmı var arkadaşlar. Bağlantılar kısmını da mutlaka yapmanızı öneriyorum. Bu bağlantılar kısmına sosyal medya hesaplarınızı, web sitenizi veya istediğiniz herhangi bir siteye yönlendirme yapabiliyorsunuz. Hemen bağlantı ekle diyorum. Ve örnek olması için şu an açık olan sitenin linkini kopyalayıp buraya URL kısmına yapıştırıyorum. Başlık olarak da keyword yazdım. Buradan bağlantı ekle diyerek diğer hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Daha sonra banner'da gösterilecek bağlantı sayısı var. Buraya bu şekilde bırakabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ve e-posta adresi kısmı var. Buraya mutlaka oluşturduğumuz mail hesabını yazın. Çünkü kanalınız büyümeye başladığı zaman sizlere reklam vermek isteyen kişiler olacaktır. Sizinle mail üzerinden iletişime geçecekler. Bu yüzden bu kısmı mutlaka yazmanız gerekiyor. Sağ üstteki yayınla butonuna tıklıyoruz ve artık ayarlarımız kaydedilmiş oldu. Yavaş yavaş kanalımızı profesyonelleştirmeye başladık. Şu anda hakkında kısmımızı görüntülüyoruz ve bağlantılar kısmını da size ufaktan gösterdim. Şimdi geliyoruz YouTube Studio ayarlarına.
YouTube stüdyomuza hiçbir şey çıkmayacağı için, çünkü şu anda bu yeni bir kanal ve herhangi bir video yüklemedik. Kendi YouTube stüdyom üzerinden size anlatacağım. Daha sonra zaten bu kanalın da YouTube stüdyosuna bakacağız. Şu an kendi YouTube stüdyoma geçiyorum. Kontrol panelinde sizin genel olarak kanalınızın analizleri yazıyor. Yüklediğiniz videoların hepsi içerik kısmında yer alıyor. Ayrıca oynatma listeleriniz, canlı yayınlarınız, gönderilerinizin hepsini içerik kısmından kontrol edebilirsiniz. Ayarlarını bu ekrandan değiştirebilirsiniz. Analizler kısmı var. Burayı çok fazla kullanacaksınız ilerleyen zamanlarda. Kanalınızın ne kadar izlendiği, nereden trafik geldiği, videolarınızın anlık izlenmelerini, gösterim tıklama oranlarını hepsini buradan inceleyebilirsiniz. Yorumlar kısmının avantajları şu şekilde. Buraya tıkladığınız zaman sizin cevaplamadığınız yorumları karşınıza getiriyor. Yani bu şekilde izleyicilerinize daha etkileşim içinde olmanızı sağlıyor. Tabii yorumlar kısmında filtreleri değiştirebilirsiniz. İnceleme için bekletilen yorumlarınızı, yayınlanan yorumlarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Daha sonra altyazı kısmı var. Zaten burayı size sonraki videomda anlatacağım. Altyazı kısmı önemli arkadaşlar. Kendi altyazılarını gördükleri için videoyu daha fazla izleyecek ve kanalımız yavaş yavaş diğer ülkeler tarafından da izlenmeye başlanacak. O yüzden ekleyebildiğiniz kadar altyazı eklemenizi önereceğim sizlere. Nasıl yapmanız gerektiğini de bir sonraki videomda anlatacağım dediğim gibi. Burada telif hakkı var. Videolarınız telif yediği zaman buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi YouTube stüdyoda anlatacağım başka bir şey yok. Şimdi geliyoruz bizim yeni oluşturduğumuz kanalın YouTube stüdyosuna. Burada ayarlar kısmına tıklıyoruz. İlk gördüğümüz ayar para birimi. Buraya dolar seçerseniz dolar kazanacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgidir. Yanlış bilinen bir bilgidir. Para kazanmanız açıldığı zaman paranızı Türk lirası olarak görüntüleyeceksiniz. Eğer dolar olarak işaretlerseniz ise o paranın dolar karşılığını göreceksiniz. Yani bunu istediğiniz para birimi olarak yazabilirsiniz. Ben Türk lirası olarak işaretliyorum. Daha sonra genel ayarlar var. Burada içerik ürettiğimiz ülkeyi işaretliyoruz. Örneğin siz yabancı bir YouTube kanalısınız. İçeriğinizi İngiltere'ye, işte Amerika'ya göstermek istiyorsunuz. Bunun için buraya Amerika Birleşik Devletleri olarak işaretleyebilirsiniz. Ben Türklere yönelik içerik ürettiğim için Türkiye'yi işaretliyorum. Burada da kanalınız için ayrılan bir anahtar kelime kısmı var. Burası da SEO ile ilgili, yani burayı kanalımızın içeriği ile ilgili doldurmamız lazım. Keyword Tool sitesinden yararlanabilirsiniz. Buraya anahtar kelime olarak yemek nasıl yapılır, kolay yemek tarifleri, öğrenciler için yemek tarifleri şeklinde etiketleri yazıyorum. Sizler de buraya kanalınızla ilgili anahtar kelimelerini yazabilirsiniz. Burayı doldurduktan sonra gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Gelişmiş ayarlarda ilk gelen ayar videolarınızı çocuklar izleyebilir mi, onlara önerilsin mi şeklinde. Burayı eğer işaretlemezseniz her videonuzda size soracaktır. İşte bu videonuz çocuklara özel mi şeklinde sorulacaktır. Bunun sorulmasını istemiyorsanız burada direkt cevabı verebilirsiniz ve bütün videolarınızda da otomatik olarak işaretlenir. Çocuk kanallarına özel içerik üretiyorsanız bunu çocuklara özel olarak ayarla demeniz lazım. Size altyazı eklemeyi öğreteceğimi anlatmıştım. Bakın burada uygunsuz olabilecek kelimeleri gösterme diyor. Bazen altyazılarda hata olabiliyor tabii ki. O yüzden buraya tık atmanızı öneriyorum. Özellik uygunluğu ayarlarına bir göz atalım. Burada önemli bir şey yok. Kanalınızın aşamaları var. Şu an biz birinci aşamadayız. Yani video yükleyebiliriz, oynatma listesi oluşturabiliriz. İkinci seviyeye geçmemiz için telefon numaramızı doğrulamamız gerekiyor. Telefon numaramızı doğruladığımız zaman artık daha uzun videolar paylaşabiliriz, küçük resimler kullanabiliriz, canlı yayın yapabiliriz. Bu yüzden telefon numaranızı zaten doğrulamanız gerekiyor. Buraya da zamanla geleceğinizi düşünüyorum. Videolarınızın izlenmesini arttıracak bütün taktikler içinde diğer videolarıma mutlaka göz atın, işinize yarayacaktır. Daha sonra yükleme varsayılanlarına geliyorum. Örneğin ben bir video izlediğim zaman bir eğitim videosu izledim. Açıklama kısmına bakıyorum. Diyorum ki acaba bu kanal kim? Bu alanda bir eğitimi var mı? Profesyonel mi? Bunu düşünüyor insan. Yani benim kanalım nedir? Ne üzerine içerik üretiyorum? Ben kimim? Bu tarzda ufak tefek bilgileri buraya yazıyorum. Kaydet dediğiniz zaman artık bütün videolarınızın açıklama kısmında
bu yazı yer alacak. Gördüğünüz gibi benim yazım bu şekilde kanalım hakkında bilgi veriyor. Tabii burayı istediğiniz zaman buraya gelip değiştirebilirsiniz. Daha sonra burada yapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Bu kısmı hakkında kısmınızdan kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ben şu an örnek olması için öyle yaptım. Daha sonra kaydet diyorum. Etiketler kısmı var. Buraya da her videonuzda bu etiketlerin gözükeceğini unutmayın. Örneğin siz çorba nasıl yapılır videosu çekiyorsunuz ama buraya gelip makarna nasıl yapılır yazarsanız çok saçma bir algoritma olacaktır. O yüzden genel etiketler yazmalısınız. Kolay akşam yemeği tarifleri, sağlıklı tarifler gibi etiketler yazmanızı öneriyorum. Daha sonra kaydet diyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda sıfırdan nasıl kanal oluştururuz ve kanal oluştururken yapmamız gereken önemli ayarlar nelerdir bunları anlattım size. Artık kullanılmaya hazır bir kanalımız var. Video üretmeye hazır bir kanalımız var. Sizler de bu adımlara dikkat ederek güvenli ve profesyonel bir YouTube hesabı oluşturabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtebilir ve videoyu yararlı bulduysanız ana sayfamızda bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip yorumlar kısmına kendinizi gösterebilirsiniz. Vaktiniz varsa izlenme arttırma videolarıma da göz atmanızı öneriyorum. Hepsi YouTube'dan aldığım bilgilerle hazırlanmış videolar. Bu yüzden işinize çok yarayacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.